Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci video olarak Kartonsa'nın bilançosunun analizini yapacağım. Şimdi yine her zamanki gibi Halkbank'ın skor sitesini açtım ve buradan çeyreksel bazlı rakamlarına bakacağım. Şimdi burada e, satışlara baktığımız zaman 341 milyondan 928 milyona geldiğini görüyoruz çeyreksel bazda. Oldukça güzel. Fava'ya baktığımız zaman 68 milyondan 293 milyona yükselmiş. Net kâra baktığımız zaman 54 milyondan 200. 239 milyona yükselmiş. Yükselmesi gayet güzel. Net borcumuz negatif oldukça güzel. işletme sermayemiz 210 milyon TL'den 299 milyon TL'ye çıkmış. Yine bu anlamda da başarılı. Öz kaynağa baktığımız zaman 1.17 milyar TL'den 1.24 milyar TL'ye çıkmış. Bu anlamda da güzel artmaya devam etmiş. Aktiflere baktığımız zamansa 1.54 milyar TL'den 1.68 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Şimdi Çarpanlar kısmından hisse başı karına bakalım. Çeyreksel bazı baktığımız zaman 3.20 açıkladığını görüyoruz. Yani son bilançoda şirketimiz e, sermayesinin 3 katından daha fazla net kar elde etmiş. Oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sene bu rakam 0.72 imiş. Ayrıca hisse başı karına baktığımız zaman yıl anlayan bir sene içerisinde e, şirket sermayesinin 10 katından daha fazla net kar elde etmiş. Bunu da söyleyelim. Şimdi 6 aylık rakamlara bakalım. Satışlara baktığımız zaman 639 milyondan 1.77 milyar TL'ye çıkmış. Brüt karımız 141 milyondan 622 milyona çıkmış. Esas faaliyet karımız 118 milyondan 608 milyona çıkmış. FAV'a baktığımız zaman 127 milyondan 593 milyona çıkmış. Net dönem karımız da 105 milyondan 529 milyona çıkmış. Hepsi güzel bir şekilde artmaya devam etmiş. Dönem varlıklara baktığımız zamansa 1.25 milyar TL'den 1.12 milyar TL pardon 1.12 milyar TL'den 1.25 milyar TL'ye çıkmış. Duran varlıklarımız 416 milyon TL'den 434 milyon TL'ye çıkmış. Oldukça güzel. Finansal borçlarımızda da yaklaşık 200 milyon TL'lik bir azalma var. Yani bu kadar güzel büyümesine rağmen borçlarını da azaltmayı başarmış. Oldukça güzel bir bilanço gidiyor şimdiye kadar. Şimdi Excel tablomuza gelelim. Şimdi burada çeyreklik ve 6 aylık büyüme yüzdelerine bakacağız. Şimdi net satışa baktığımız zaman %171 artmış. Favec %326 artmış. Net kar %341 artmış. Faaliyet karımız %376 artmış. Hepsi de gayet güzel bir şekilde enflasyonun üzerinde artmış. 6 aylık büyümeye baktığımız zaman zamansa net satışlarımız %176 artmış, yüzde %366 artmış, net karımız %402 artmış, faaliyet karımız da %415 artmış. Yani bütün büyümelerimizin enflasyon üstü olduğunu görüyoruz. Bu da büyüme anlamında gayet güzel bir bilanç olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi nakit anlamında durumuna bakalım. Net borcumuz negatifti. Bu anlamda zaten güzel. Öz kaynağımız %5 artarken aktiflerimiz %9 artmış. Bu anlamda bir miktar olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu sektörel bazda değerlendirmek gerekir. Şimdi dönem varlıklarımız %6 artarken kısa vadeli yükümlülüklerimiz %21 artmış. Çok ciddi bir aslında artış var. Dönem varlığa göre bu anlamda olumsuz. Tabi cari oranın kaç olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bunu da söyleyelim. E, duran varlığa baktığımız zaman %4 artarken uzun vadeli yükümlülüklerimiz %15 artmış. Bu anlamda da çok olumlu değil. Yani yükümlülük anlamında önemli artışlar var. E, şu anki dönem ve duran varlıklarına göre bunu e, söylemek gerekir. Şimdi. Oranlar kısmına gelelim. FK'ya baktığımız zaman 9.05'ten 6.96'ya inmiş. PDDD'imiz 4.75'ten 4.5'a inmiş. FD 7.85'ten 5.85'e inmiş. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karımız 8.73'ten 6.41'e gerilemiş. Ve firma değeri bölü satışlarda 2.35'ten 1.86'ya gerilemiş. Yani hepsinin güzel bir şekilde değiştiğini düştüğünü görebiliyoruz. Cari orana baktığımız zamansa 3.38'den 3.1'e düşmüş. Aslında düşmesi kötü ama cari oranımız çok güzel seviyelerde bunu da söyleyelim. Şimdi kaldıraç oranına baktığımız zaman %23'ten %26'ya yükselmiş ama %26 kaldıraç oranı da hala düşük. Yani burada cari oran ve kaldıraç oranı anlamında olumsuz gibi gözükse de bir sıkıntı olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi geriye kalan son iki oranımızda net borç bile kaynaklar ve net borç bile fabrik. Ama burada net borcumuz negatif olduğu için zaten bu çarpanlarımız, bu oranlarımız gayet iyi durumda. Yani bu anlamda da bir sıkıntı yok. Şimdi tarihsel çarpanlarına bakalım. 4 senelik ortalamalarına bakacağız burada. Şimdi 4 senelik FK ortalamasına baktığımız zaman 15.37 olduğunu görüyoruz. Ve şu anki FK'mız 6.96 bunun yarısında yani oldukça ucuz kaldığını görebiliyoruz. PDDD'ye baktığımız zaman 4.19 ortalama şu anki çarpanımız 4.5 bu anlamda bir miktar pahalı kalmış yani çok abartı bir pahalılık yok. FDFB'ye baktığımız zaman ise 11.21 ortalama şu anki çarpan 5.85 yani neredeyse yarı yarıya ucuz kaldığını görüyoruz. Bu anlamda da yine oldukça ucuz kalmış. FD bölü satışa baktığımız zamansa 2.32 ortalama 1.86 şu anki çarpan burada da yine bir miktar ucuz kaldığını görebiliyoruz. Yani genel olarak söyleyecek olursam tarihsel çarpanlığına göre bu şirketimiz ucuz kalmış diyebiliriz. Şimdi Sektörel bazı durumuna bakalım. Kartonsan zaten e, kağıt ve kağıt ürünlerinin en önemli şirketlerinden bir tanesi. Ödenmiş sermayemiz 75 milyon TL ki oldukça düşük daha da düşüktü. Çok e, yüklü bir bedelsiz yaptı. Belki bilenleriniz vardır. Piyasa değerimiz 5.7 milyar TL. Bu anlamda da yine çok yüksek değil ama çok düşük de değil piyasa değerimiz. Halka açıklık oranımız %21 gayet güzel gayet makul bir halka açıklık oranımız var. Kaldıraç onumuz %26 oldukça güzel. Net borç plus kaynaklar zaten güzel. Net borç negatif olduğu için aktif karlımız sektör ortalamasının 2 katından bile fazla oldukça güzel. Öz sermaye karlımız yine sektörünün sektöre göre %50 daha fazla neredeyse bu anlamda da yine oldukça başarılı. FK'mız sektöre göre bir miktar ucuz kalmış. PDDD olarak da bir miktar pahalı kalmış. FDFabek olarak yine bir miktar ucuz kalırken piyasa değeri böyle satışa göre yine bir miktar pahalı kalmış. E, net borç bile olaraksa ise... Şirketimiz ne yazık ki pardon şirketimiz net borç negatif olduğu için sektörüne göre yine iyi kalmayı başarmış. Yani sektörel anlamda baktığımız zaman şirketin iki tane sıkıntısı var. O da piyasa çarpanlarından PDDD ve piyasa deri satışta. Ama bunun dışında diğer bütün kalemlerde sektörüne göre oldukça iyi kaldığını söyleyebiliriz. Yani sektörüne göre de genellemeye bakarsak iyi kaldığını düşünüyorum. Şimdi... Son olarak pegrasyonuna bakacak olursak da pegrasyonumuz e, 4 senelik ortalamaya baktığım için ben ise bu anlamında e, burada e, ne yazık ki negatif bir değişim var. Çok yüklü bir bedelsiz yaptığı için burada daha önceki ise bu daha iyi yakalayamadığı için burada A nokta olarak yazmışım. E, burada pegrasyonumuz ne yazık ki hesaplanamıyor. Yani bu anlamda kötü diyebiliriz ama şöyle yarı yarıya ayırırsanız e, hesaplayabilirsiniz. Yani mesela 2020'nin sonundan itibaren hesaplarsanız burada güzel bir büyümesi de var. Mesela 1.83'ten 10.71'e çıkmış aslında. Az değil ama şöyle e, bölünmeden önceki hisse başına bakarsak bakın 34'lerden 40'lardan 40 oraya bölündüğü için yani burada 4 senelik ortalamayı yani 4 seneye göre büyüyemediğini görüyoruz. Evet şimdi e, temel anlamda gerçekten de güzel bir bilanço olduğunu söylemek istiyorum. Kartonsan zaten uzun süreden beri çok sessiz kalan hisselerden bir tanesiydi. E, bu bilanço ile birlikte de ufak ufak artık güzel bilançoların gelmeye başlayacağını düşünüyorum. E Kartonsan için de gerçekten çok fazla beklediğini düşünüyorum. Şimdi temel anlamda konuştuk. Biraz teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi kart sana baktığımız zaman şöyle bir çanak kul formasyonu çizmiş ve bunu da bakın 20 Haziran haftasında yukarıya doğru kırdığını görüyoruz ve yukarıya doğru kırdığından beri de formasyon hedefinde yavaş yavaş gitmeye başlamış aslında ama bu hafta bir miktar düşüşler gelmiş yaklaşık yüzde onluk bir düşüş olmuş az daha düşerse şöyle 68 lira civarlarından güzel bir alım yapılabilir diye düşünüyorum Kartonsan için yatırım tavsiyesi olmadan çünkü buralar aslında bir nevi formasyon teyidim. Şimdi buralardan da e, formasyon hedefine giderse yani şu anki fiyatından yaklaşık olarak burada %30'a yakın bir potansiyeli de olduğunu görebiliyoruz. Bakalım kartonsan ilerleyen zamanlarda formasyon hedefine ulaşabilecek mi? Yani formasyon hedefimizde 95 lira olduğunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.